Merhaba arkadaşlar, oyunların böylesine hepiniz hoş geldiniz. Ben Melih. Bugünkü videomuzda yine kanalımızda bir ilki gerçekleştiriyoruz. Clash of Clans'ta köy inceleme videolarına artık başlıyoruz. Eğer sizin de köylerinizi incelememi istiyorsanız videonun yoruma kısmına köy etiketinizi yazabilirsiniz ve ben de videoda onu inceleyip düşüncelerimi sizlere söyleyebilirim. Yani ben de çok büyük bir köy değilim. Yani gelişmiş köy değilim. Benim de hatalarım, kusurlarım var ama az çok ne yapılması gerektiğini de biliyorum ve sizin köylerini incelememi istiyorsanız dediğim gibi yoruma kısmına yazabilirsiniz köy etiketinizi. Hemen geçelim. Zaten bizim klandaki arkadaşların köyünü inceleyeceğim. İlk başta liderimizin köyü var. Evet, lider kardeşimizin köyünü inceleyelim. Kendisi köy binası 10 bir köy. Heroları düşük kalmış. Heroları 19 level. İkisi de hem barbar kralı hem de kraliçesi 19 levelde kalmış. Köy binası 9'da. Hemen hemen ikisi de en az 30 level olması gerekiyor. Hata yapıp erken basmış köyü ve heroları da düşük kalmış haliyle. Askerlerimize baktığımızda askerleri de köy binası 9'un levelinde kalmış. Şansiyeli olan bir arkadaşımız. Başlanan birliklerde yani 8253 asker bağışı var artık. Yani helal olsun denilecek bir bağış. Klan savaş yıldızlarında 582 yıldız da var. Yani hemen hemen iyi derecede diyebilirim. Büyülerinde bir geliştirme falan yapmamış. Yeni büyü falan açmış. Yarasa büyüsünü açmış ve klon büyüsü falan var. Hemen ziyaret edelim bakalım. Hemen köyüne de bir bakalım. Evet, köyüne baktığımızda zaten köy binası ona yeni geçtiğini görüyorum. Heroları düşük kalmış. Savunma olarak şu anda köy binası 9 savunması var arkadaşımız. Hemen hemen zaten yeni geçtiğini söylemiştim. Balonları falan da ordu kombinasyonunda sanırım bağış yapmak için böyle bir ordu basmış. Yani normalde böyle bir orduyla savaşa gidilmez. Savaş değil de sanırım klan arkadaşlarına bağışlamak için böyle bir şey yapmış. Aslında ona yeni geçtiği için de tam olarak bir şey diyemiyorum ama heroları düşük kalmış. Fakat duvarları iyi, yani köy binası 9'a ona yeni geçtiği için duvarlarını full bitirmiş olarak görüyorum. Yani duvarları iyi. Baktığımızda hemen Cehennem Kulesi'ni almış ve 3. seviye yapmış abicim. Hemen Cehennem Kulesi'ni 3. seviye yapma. Bence Cehennem Kulesi'ni 3. seviye yapmadan önce şu hava savunmaları ve ok topları falan bir geliştirseydin. Yani direkt Cehennem Kulesi'ni 3. seviye yapma pek doğru olmamış. Ama yapacak bir şey de yok artık. Düzeltir arkadaşımız. Köyü gayet iyi. Sadece herolarda düşük kalmış. Ve diğer türlü savunmalarında bir sıkıntı yok. Köy binası 10'da başarılar dilerim. İnşallah köy binası 10'dan köy binası 11'e geçerken de heroların erken basmadan geçmez ve en az 35 veya 40 yapar. Öyle geçeceğini düşünüyorum. Başarılar dilerim kardeşime. Toru kardeşimizin köyüne bir bakalım. O da köy binası 8 bir köy. Hemen askerlerine baktığımızda köy binası 8'de barbar kararım 10 level ya. Okçu babaları basmış ama devi hala basmamış. Goblin'i pek fazla önemsememiş. Duvar kızı da öyle. Yani babakları iyi. Yani seviyesine göre iyi. Ejderha banmış. Sana tavsiyem devi de geliştir. Devi de 5 yap. Goblin'i tamam, goblin kullanmayabilirsin ama en azından duvar kıcını ve balonunu, büyücünü geliştirmeni öneririm. De bence geliştir. 3 level öfke büyüsü. 4 level yap bunu en az. Hatta 5 levelde oluyor herhalde köy binası 8'de. Çok fazla hatırlamıyorum çünkü yani köy binası 8 olalı 2-3 yıl oluyor. Ben de bazen oyunu bırakıp başladığım için tabii ki bu durum biraz uzadı gitti. Başarılar dilerim, inşallah köyünde daha iyi seviyeler gelirsin. Sadece erken basma, bütün savunmalarını bitirip bütün asker seviyelerini fullleyip öyle köy binası 9'a geçmeni öneririm. Mehmet kardeşimize bir bakalım. Herhalde yeni geçmiş diye düşünüyorum çünkü barbarı, okçusu ve devi çok düşük. Hele hele büyücüsü falan da düşük. Büyüleri de açmış ve bırakmış, hiçbir seviye falan vermemiş. Yani keşke verseydin dostum. Sanırım yeni geçmişin diye düşünürken sen direkt köy binası 7'ye geçmişin. Geçmeye çalışıyorsun. Biraz hatalı bir geçiş olmuş bu çünkü baktığımızda en az barbarın, okçun ve devin 3 seviye olması gerek. Duvar yıkıcına da seviye verebilirsin. O da 3 olabilir. Balona da 3 veri 3. seviye oluyor diye biliyorum.
Hele hele şifacıya bir label falan vermemişsin. Artı büyüleri falan da hiç basmamışsın. Büyülerde aslında köy biraz da 5'te basılmaya başlıyor. Yıldırımı falan geliştirebilirdin ama hadi şifayı köy binası 6'da açıyorsun. Tamam da yani büyülerde ve askerlerde hata yapmışsın. Yani eminim hatandan dönersin diyorum. Bir baktığımızda köy binası 7'ye geçerken duvarların da çok düşüklenmiş abicim. Kök duvarların 5'ini seviye. Yani bu köy binası 5'in duvarları. Sen köy binası 7'ye geçiyorsun. Yani küçük küçük hatalardan büyük hatalara doğru gidiyorsun. Bence köy binasında 7'ye basmadan durdur köy ve geri kalan ne kadar asker basılacaksa onlara bir bas, onlara bir güzel bir level ver. En azından köy binası 6'ya göre bir max olsun ve ona göre geçmeni öneririm. Çünkü köy binası 7'ye geçtiğin zaman çok sıkıntı yaşayacaksın. Gerçekten sıkıntı yaşayacaksın. Yani bunun şakası yok. Köy binası hadi duvarları bir şekilde halledersin de askerlerde çok sıkıntı yaşarsın. Hele hele köy binası 7'ye geçtiğin zaman sana artık daha düşük köyler değil daha yüksek köyler de vermeye başlayacak. O yüzden ganimet almada falan da sıkıntı yaşayacağın için bir an önce köy binası 7'de 7'ye geçmeden iptal edip köy binası 6'da bir 2-3 hafta durup askerlerini köy binası 6'a göre max level yapman gerek ve duvalları seviye yani mor olarak yapman gerek. Savunmalarda da düşük kalmışsın. Yani savunmalarda da bu 2. seviye 1. seviye abi. Savunmaların da biraz düşük. Tamam okçu kölelerine önem vermişsin ama yani topun, havan, büyücük ama inşallah düzeltirsin diye umut ediyorum. Oyunda başarılar dilerim kardeşim. Fenomen Recep diye bir arkadaşımız var. Bu da benim sevdiğim bir arkadaşım. Onu da köyünü incelememi istedi ve ben bunu inceleyeyim dedim. Hemen bakalım. Evet şu anda yani moralini bozacak şeyler söylemek istemem kardeşim ama sanırım bayağı bir erken basılmış bir köy. Köy binası 8 abi. Evet. Barbarkran'ın 10 level olması gerekirken bırakmışsın. 8 olmuş. 8'e kalmış. Tamam kraliçeyi level atlatman bu köy binası 9'a başlıyor ama askerlerine baktığımız zaman da köy binası ne desin köy binası 8'den kalma askerlerim var. Açık açık söyleyeyim. Büyülerinde köy binası 9'a geliştirmişsin fakat baya bir düşük kalmış köyün. Hemen köyünü bir inceleyelim senin. Tamam duvar olarak iyisin. Hadi duvarları bir şekilde atlatırsın yani ama bu köy binası 7'nin duvarları ne alaka? Evet köyüne bir saldırı falan da gerçekleşmiş. Duvarların yani çok düşük değil ama geliştirebilir. Savunmanın da köy binası 8 savunması var. Yarısı köy binası 8, yarısı köy binası 9 savunması. Ben de herolarını beklemeden erken basan birisin sanırım. Bunu görüyorum köyünde. Okçu kraliçini geliştirme öneririm. Baba krallara da ağırlık ver. En az bir 10-15 yap. Binası ona sakın ama sakın geçme. Eğer geçersen çok sıkıntı yaşarsın. Köy binası 9'da elinden geldiğince seviyelerini, asker seviyelerini, savunmalarını, duvarlarını hatta toplayıcına bile max yap köy binası 9'a göre ve köy binası 10'a öyle geçmeni öneririm. Yoksa diğer türlü gerçekten de oyundan zevk alamazsın ve çok sıkıntı yaşarsın diyorum. Çok da fazla lafı uzatmak istemiyorum çünkü video bayağı bir uzun oldu. Başarılar dilerim. Oyunda iyi oyunlar kardeşim iyidir yani. İlk inceleme göre biraz acemiydik ama zamanlarda daha iyi bir şekilde inceleme yapacağımı düşünüyorum. Eminim video beğenmişsinizdir. Eğer köyünüzü incelememi istiyorsanız yorumlar kısmına köy etiketinizi yazabilirsiniz ve ben de incelebilirim videoda. Başka videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Oyunların bonus'ta kalın. Bay bay.